Evet arkadaşlar, merhaba. Limit yayınları TYT deneme sınavı geometri sorularını birlikte çözeceğiz. 31. sorudan başlıyoruz. ABCD karesinin içine çizilen A merkezi AB yarıçaplı çeyrek çember ve ile B merkezi AB yarıçaplı çember kare içinde E noktasında kesişmektedir. Buna göre tanjant EBC açısının ölçüsü kaçtır diye sormuş bizlere. Bakın şöyle hemen bir kare çiziyoruz. A, B, C, D. Ne diyor? A merkezi AB yarıçaplı çeyrek çember. Bakın şu. A merkezi AB yarıçaplı çeyrek çember şu değil mi? Ve B merkezli AB yarıçaplı çember. Bakın B merkezi AB yarıçaplı çember. O da aslında o da çeyrek çember oluyor. Bakın isterseniz şöyle devam ettirebilirsiniz. Şu şekilde şöyle geliyor. Bunların kesişimi E noktasıymış. Ve bize neyi soruyor? EBC açısının tanjantı. Şurayı birleştirelim. Şuradaki açının tanjantı. Şimdi o açının kaç derece olduğunu bulabiliriz. Nasıl? Bakın bu yarıçaplar bunlar. Kare olduğu için hepsi birbirine eşit. Bakın şu da şu çeyrek çemberin yarıçap olduğu için bu da eşit. Eğer A ve E'yi birleştirirsem bu da yarıçap olduğu için bu da eşit olmak zorunda. Bakın burada bir eşkenar üçgen oluşturduk. 60, 60. Burası da 60. O zaman alfa kaç derece olmuş oldu? 30 derece. Bizden bu açının tanjantını istiyor. Tanjant 30 kaçtır? 1/√3. Doğru cevap D seçeneği olmuş olacak. Geldik 32. soruya. AO ve OB çaplı eş çemberler O noktasında AB çaplı çembere A ve B noktalarında DC doğru parçasına E ve F noktalarında teğettir diyor. Buna göre COD açısının yani bakın şuradaki COD açısının şu açının tanjant değeri kosinüsü pardon kaçtır diye sormuş bizlere. Yapalım. Şimdi bunlar teğet çemberler arkadaşlar. İçten ve dıştan teğet. Merkezleri birleştirdiğimde DM noktasından geçmek zorunda. Bakın şu şekilde birleştirdiğimde şunlar küçük çemberlerin merkezleri olmuş olacak. O1, O2 diyebiliriz. Bakın bunlar eş çemberler. RR diyelim. Şurası da RR olmuş olacak. Büyük çemberin yarıçapı 2R olmuş olacak. O zaman bakın şu OD mesafesi ne olmak zorundadır? 2R olmak zorundadır. Şimdi bakın şurayı birleştirdiğinizde O ve E'yi teğet olduğu için bakın şurası da R'dir değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bakın D'den aşağı dikme indirdiğimde şu da ne olmak zorunda? R olmak zorunda. O zaman şurada bakın 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R. Şurası 30 derece. Aynı mantıkla C'den aşağı dikme indirdiğimde burası da R. Şu OC mesafesi de 2R olmuş olacak. O zaman bu da 30-60, 90 üçgeni olmuş olacak. O zaman COD açısının ölçüsü arkadaşlar 30-30-60 buraya 120 derece kalmış olacak. Bizden ne istiyor? Kosinüs 120 istiyor değil mi? Bu da ne demek? Eksi kosinüs 60 demek. Kosinüs 60 1/2 olduğu için doğru cevap B seçeneği eksi 1/2 olmuş olacak. 33. sorudayız. Yere dik konumdaki 36 birim uzunluğunda olan direk yıldırım çarpması sonucu tam ortadan kırılmıştır. Yani o zaman şurası 18, şurası 18'dir. Değil mi? Kırılan parçanın uç noktası 6 pi birimlik yay çizerek A üst noktası binaya değmiştir. Bakın şu yayın uzunluğu 6 pi'ymiş. Güzel. Buna göre binanın yüksekliği yani şurası kaçtır diye sormuş bizlere. Bakın şuradaki açıyı bulmamız lazım. Buraya alfa diyecek olursak. Bulalım oradaki yayı. Nasıl buluyorduk? Alfa bölü 360. 2 pi. R'miz kaç? 18. Eşit olmalı 6 pi'ye. Bakın burada alfayı kaç bulursunuz? Hemen sadeleştirmeleri yapalım. Bakın pi'leri götürelim. Şunları götürelim. 3. Alfa 60 derece olmuş olacak. O zaman şuradan şöyle dikme çizersem arkadaşlar. Şu A üssü B de 18 birim. Bakın şurası 60 ise buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Şurası 18. Binanın yüksekliğini soruyor bize. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 olmuş olacak. Bakın binanın uzunluğu 27 birim. Yani doğru cevap C seçeneği olacak. Geldik 34. soruya. Şekil 1'de verilen boyu 8 birim. Eni 12 birim olan ABC dikdörtgeni biçimindeki kağıt EF boyunca katlandığında. Bakın şurada bir EF varmış. Şöyle. Pardon. Öyle değil. Şurada bir EF varmış. Böyle EF katlıyormuş. Aşağıdaki şekil oluşuyormuş arkadaşlar. Diyor ki A üssü D üssü buraya tam C'ye denk geliyormuş diyor. C noktasından geçmektedir. Buna göre D üssü E yani şuradaki X kaç birimdir diye sormuş bizlere. Şimdi arkadaşlar şuranın 8 olduğunu biliyoruz bakın. Ne biliyorum 3, 4 şurası 5. Bakın şurası da 8 birim şuraya ne kaldı 5. Bakın şurada şu iki üçgen eş olabilir. Şurası da 90 derece olduğunu biliyorum. Bakın alfa, beta buraya ne geldi tersten? Beta geldi buraya ne geldi? Alfa geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın bunların eş olduğunu biliyoruz değil mi? Hipotenüsler aynı ve açılar aynı. O zaman beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı şuraya
3 birim kalmış olacak. Burası 8 birimdi. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Şuranın da 90 olduğunu biliyoruz. Bakın alfa 90. Şuraya ne geldi? Beta. Buraya ne geldi? Alfa. Şu iki üçgende benzer değil midir? Evet. Hemen yapalım benzerliği. Bakın alfanın karşısında 3 var. Burada alfanın karşısında 4 var. Burada betanın karşısında 4 var. Burada betanın karşısında x var. Buradan da x'in 16 bölü 3 olduğunu bulabiliyoruz. Yani doğru cevap E seçeneği olacak. 35. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi dik koordinat düzleminde x, y noktası 2 birim sola, 3 birim yukarı ötelendiğinde K8'e 5 noktası elde edilmektedir. Buna göre x, y aşağıdakilerden hangisidir diyor. İsterseniz bunu bu tarafa doğru kendiniz götürebilirsiniz. Ya da götürülmüş şeyi tekrar geriye öteleyebilirsiniz. Nasıl? Şimdi bakın bunu ne yapmış? 3 birim yukarı ötelemiş. Yukarı ötelememiş. Ötelemeyip tersine aşağıya öteleyecek olursak. Bakın y'miz burada 5 iken 3 birim aşağı ötelersem bunun y'miz ne olacak? Arkadaşlar 2 olması lazım. Demek ki 2'den gelmiş. 2 birim sola ötelecek. Ben bunu 2 birim sağa ötelemem lazım ki tekrar az önceki yere gelmiş olayım. O zaman 10'a 2 noktası, yani doğru cevap A seçeneği olacak. Geldik 36. soruya. Şehir içindeki Ulu Cadde ve 1. 2. 3. sokaklar arasındaki ABCD dörtgensel bölgesini birleşen yeraltı su boruları şekildeki gibidir diyor. Dörtgensel bölge içindeki boru güzergahları dörtgenin köşelerindeki iç açıların açıortayları durumundadır. Yani şuralar açıortaymış arkadaşlar. Şunları şu şekilde gösterelim. Şöyle çift çizgi, şuraya da şöyle açıortay olduğunu gösterdik. Şimdi devamını okuyalım. Ne diyor? Alan ABCD 96 olduğuna göre E noktasının diyor CD kenarına olan uzaklığı, neresi CD kenarı? Bakın şurası. Şuraya olan uzaklığı 6 birim diyor. Buna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu. Bakın isterseniz şöyle isim verelim. A, B, şöyle B, C ve D. Bakın taban, yükseklik, alandan bahsetmiş. Tek tek bulalım. Şimdi bu açıortayı neden vermiş? Bakın şuraya inen dikme 6 ise şuraya inen dikme de 6'dır. Şuraya inen dikme de 6'dır. Buraya inen dikme de 6'dır. Açıortayın katlama özelliğinden dolayı. Bakın şu parçanın alanı şuraya yazalım. 6 çarpı A bölü 2. Artı diyorum. Şu parçanın alanı, şu parçanın alanı ve bu parçanın alanı. Hepsini topluyorum. 6 çarpı B bölü 2. 6 çarpı C bölü 2. 6 çarpı D bölü 2. Neyi bulmuş oldum? Tüm alanı, yani 96'yı. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 3A, 3B, 3C, 3D'nin toplamı 96'ymış. O zaman çevresini soruyor bize. A artı B artı C artı D 32 birim olmuş olacak. Doğru cevap C seçeneği olacak. Geldik 37. soruya. Hacmi 360 birim küp olan karedik prizmanın şeklindeki dolabın ABCD yüzeyi, yani şu yandaki yüzey A ile K, B ile L noktaları, yani şu dikdörtgen şuraya devriliyor arkadaşlar. Şöyle oluyor bakın. Şuradan şuraya gelmiş oluyor. Zaten yandaki ikinci şekli göstermiş bize. Buralar 6 6 demiş. Buna göre tanjant KDM, yani şuradaki açının tanjantını sormuş bizlere. Şimdi bakın hacmi 360 ise bunun hacmi nasıl bulunur? Taban alanı 36 çarpı yükseklik. Yükseklik kaç birimdir o zaman? 10 birimdir. O zaman şu yüzeyimizin şu yüksekliğimiz 10 birimdir. O zaman şu KD uzunluğu da kaç birim olmuş olacak arkadaşlar? 10 birim olmuş olacak. Burası 6 olduğunu biliyorum. 6, 8, 10 değil mi? KDM açısının tanjantı. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Tanjant alfa diyelim ona. 8 bölü 6, yani 4 bölü 3. Doğru cevap C seçeneği olacak. 38. sorudayız. Analitik düzlemde birinci açıortay doğrusu üzerinde bulunan ve 3x artı 4 y artı 3 doğrusu eşittir 0 doğrusuna 2 birim uzaklıkta olan noktanın koordinatlarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci açıortay doğrusu dediği şey arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz, y eşittir x doğrusudur. O zaman ben bu P noktasına A'ya A noktası diyebilirim değil mi? Bakın bu noktanın bu doğruya olan uzaklığını nasıl buluyorduk? Noktayı getirip doğruda yerine yazıyorduk arkadaşlar önce. Yazalım bakın. 3A artı 4A artı 3'ün mutlak değerini alıyorduk. Unutmayalım. Bölü diyorduk. Kök içinde diyorduk. X'in ve Y'nin başındakilerin karesi. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Eşitmiş kaça? 2'ye. Buradan arkadaşlar işlemleri yapacağız. O kadar. Şurası bakın, şuraya yazıyorum. Mutlak değer 7A artı 3. Bölü aşağısı 5 yaptı. Buraya atarsam eşittir 10 diyelim. Bunu iki farklı şekilde çıkaracağız değil mi? 7a artı 3 10'a eşit ya da 7a artı 3 eksi 10'a eşit. Buradaki olabilir demesinin sebebi o.
Buradan a'nız 1 gelir arkadaşlar, değil mi? Bunu buraya atarsınız. A'nız 1 gelir. Buradan a'nız eksi 13 bölü 7 gelir. Eksi 13 bölü 7. Yani koordinatların toplamı diyor. Yani bizden 2a'yı istiyor arkadaşlar. 2a. 2a 2 olabilir. Ya da eksi 26 bölü 7 olabilir. Hangisi olabilir demiş. 2 olabilir. Doğru cevap B seçeneği olacak. 39. sorudayız. Masa üzerinde ABC noktalarına çivi çakılıp çivilerin etrafına ip geriliyor diyor. AB ve BC iplerinin uzunlukları sırasıyla 5 ve 7 birimdir. P noktası ABC üçgenin diklik merkezi olduğuna göre AC ipinin uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar normalde buraya x diyoruz, değil mi? Burayı soruyor bize. Normalde şöyle yapıyoruz. X kaç farklı tam sayı değeri vardır dediğinde diğer iki kenarın toplamlarından küçük, farklarından büyük olmuş oluyordu. Pardon, tam tersi. Farklarından küçük, toplamlarından pardon ya. Toplamlarından küçük, farklarından büyük olmuş oluyor. Güzel. Şimdi bu diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde ise bu nasıl bir üçgendir arkadaşlar? Dar açılı bir üçgendir. Yani bakın şu açıların hepsi dar açıdır. Biz bu dar açıyı nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Şöyle kullanıyorduk. Mesela bu dar açıyı kullanalım önce. Burası 90 dereceymiş gibi kabul edip şu şekilde yazıyorduk. Bakın x kare artı 25, normal Pisagor'u yapıyorum. 49 değil mi? Bunun karesi, bunun karesi artı bunun karesi. Şimdi dar açı dediği için burası bakın. Şimdi 90 olsaydı bunlar eşit olacaktı. Dar açı olduğu için o zaman bunların bulunduğu taraf daha büyük olmuş olacak arkadaşlar. Hipotenüsten daha büyük olacak dar açı dediği için. Şimdi burayı düzenleyecek olursanız bakın x büyüktür kök 24 çıktı. Bu kenarda kalsın. Yani 2 artık devre dışı kaldı. Şimdi alt sınır bulmak için de bakın şunu dar olarak kullanamam. Çünkü bakın bunu hipotenüs gibi kullanamam. Çünkü burada 7 var. Dolayısıyla şunu dar açı olarak kullanacağım. Yani x hipotenüsmüş gibi düşüneceğim. X kare 25 artı 49 diyeceğim. Bunun karesi 25, bunun karesi 49. Ne taraf daha büyük olacak bakın. Hipotenüsün olduğu taraf daha küçük olmuş oluyordu. Buradan da x'in kök 74'ten daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman x'imiz hangi aralıktadır? Kök 24 ile kök 74 aralığında. Ne var bu aralıkta? Kaç farklı değer var? Mesela 5. Karesi 24'ten büyük olacak. 5. 6, 7, 8. 8'in karesi 64 ama 9'un karesi 81. Bunu geçeceği için 4 farklı tam sayı değeri vardır. Doğru cevap C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 40. ve son sorumuz. Şekilde verilen geminin vinciyle limana indirilen dikdörtgen şeklindeki konteyner K noktasından 30 derece, L noktasından 90 derecelik açılarla makaradan geçen ipe bağlıdır. Makara O merkezi 2 birim yarıçaplı çember şeklinde. Bakın şurası 2 birim yarıçaplı çember şeklinde. N ve M, T, DM noktaları diyor. KN ipin uzunluğu 12 küp olduğuna göre KL, yani şurası kaç birimdir diye sormuş bize. Ben bu şekli sizin için şöyle temiz bir yere geçirdim arkadaşlar. Şöyle büyük bir şekilde çizdik. Orada işlem yapmak birazcık zor olabilir diye düşündüm. Şöyle büyük bir şekilde çizdim. Bakın şuradaki çemberin yarıçapı 2. Bakın şurayı birleştirirsem şurası kaç birim olmuş olacak? 2. Şuradan M'ye birleştirirsem bu da teğet olduğu için dik olacak. Bu da 2 birim olmuş olacak. Bakın şuradan aşağı dikme indiriyorum. Şurası 2 birim arkadaşlar. Değil mi? Orada bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. Şöyle yapıyorum bakın. Şuradan şöyle geliyorum. Paralel bir şekilde. Bakın şuradan da şöyle dikme geliyorum. Bu dikmede kaç birim? 2 birim. Şimdi 30'un burası 30 dereceydi. Paralel olduğu için şurası da 30 derece. Bakın 30'un karesi 2 ise şurası 60 olacak arkadaşlar. 60'ın karesi 2 kök 3. 90'ın karesi de kaç birim olmuş olacak? 4 birim olmuş olacak. Bir tek burayı bulmam kaldı. Onu da nasıl bulacağım? Bakın bunun tamamı 12 kök 3'tü. O zaman şurası 10 kök 3 olmuş oldu. 2 kök 3 burası çünkü bakın. Şimdi burada bakalım. Bakın şurası 60 derece. 30'un karesi 90'ın karesi 10 kök 3 ise 30'un karesi 5 kök 3. 60'ın karesi de 30'un karesindekinin kök 3 katı. Yani 15 birim olmuş olacak. Bakın kare uzunluğunu topladığınızda 15 artı 4 artı 2'den 21 birim olmuş olacak. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.